Ali Karasanoğlu, sokağa çıkın diyenler ne istiyorlar? Ermenek'te 18 işçimize 5. günde de ulaşılamadı. Dün tek bir trafik kazasında 17 işçimiz daha can verdi. Hiçbir şey durduramadı PKK kafalı HDP'lileri ve bugün sokaklara çıkacaklar. Tabii ki temenni etmiyorum ama çağrıya kulak verilirse büyük ihtimalle provokasyonlar yaşanacak ve yine gariban insanlar can verecekler. Masa başında birileri oturup ferman yazıyor. Kanun değişse de biz kanunun dolanmasını biliriz. Yemek için madenden dışarı çıkmalarına gerek yok. Kanundaki azami mesai saatini azaltan değişikliği böyle telafi ederiz diyor. Yetmiyor, yandaki kapanan ocağa yaklaşılmaması kuralını delip bir şeycik olmaz diyerek katliama davetiye çıkartıyor. Sonuç vahim 18 işçi günlerdir suyun altında. Masa başında ferman yazanlardan bir diğeri, İki araca ne gerek var? Doldur minibüse 45 kişiyi diyor. Kar edecek aklı sıra. Adı kaza ama. Tam 17 işçi ölüyor. Sorumluları kim? Trafik denetiminin yapmayan minibüsün güzergahındaki tüm ilçe emniyetlerinin trafik polisleri mi? Hayır. Minibüsün kalkış noktasından varacağı noktaya kadar ki büyük ihtimalle önceki günlerde de benzer sayıda yolcuyla aynı seferi yapmıştır. İlçelerin kaymakamları mı? Değil. Ya? Hükümet. Hatta hükümet de değil, sorumlusu direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bırakın kasaları, göstere göstere yaşanılan, yaşatılan ölümlerin bile sorumlusu direkt Tayyip Erdoğan. Günlerdir yazıyoruz, hatırlatıyoruz. Sokağa çıkmakla hiçbir sorun çözülmez diyoruz. Kürt vatandaşlarımız düne göre daha iyi durumda, yarın daha iyi durumda olacak ama sokağa çıkılırsa, çözüm süreci sekteye uğrarsa, sorumlusu sokağa davetiye çıkartanlar olur diyoruz. Dinletemiyoruz. İnadına, inadına. Masa başındaki efendilerden birisi de fermanı şöyle yazmış. Sokağa çıkılacak, gösteri yapılacak. Peki sokağa çıkıldığında ne olacak? 1- Temel hak ve özgürlük hayata mı geçmiş olacak? Hayır. Bir zulüm, bir haksızlık son mu bulacak? Hayır tam aksine ölümler olacak. HDP'nin insanları sokağa davet ettiği unutulup sokakta ölen vatandaşlarımızın anısına yeni gösteriler yapılacak. Bir kısır döngüdür. Tekrar tekrar yinelenecek. Sonra aynı söylemi tekrarlayacaklar. Ölümlerin sorumlusu hükümet. Ölümlerin sorumlusu Erdoğan. Yazık değil mi bu gariban insanlara? 18 madenciye, 17 tarım işçisine. Bugün Allah korusun ölecek gençlere, masum insanlara. Tüm bu olaylardan dolayı hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı sorumlu göstererek ne kazanacaksınız ki? Bu hükümet gidince bu kazalar kendiliğinden sona mı erecek? İşte bugünkü sokak gösterilerine çıkarılan davetiyelere bakın. Bir kesim Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak diyor ki: "Ülkeyi PKK'ya sattın." ülkenin satıldığı ileri sürülen terör örgütünün yanında duranlarsa diyor ki Erdoğan bizi kandırıyor yıllardır hiçbir sorunumuz çözülmedi. Ve bu kaos içinde yine ölümler. Yine garibanların çocuklarının mağduriyetleri. Oysa şu eksende buluşsak. Tüm bu sorunlarda dün neredeydik, bugün neredeyiz? 18 madencimize 5 gündür ulaşamıyoruz ama dün böyle bir olayda 3 bakanın 5 gün boyunca olay mahallinde yatıp kalktığını hiç görüyor muydunuz? Dün hangi teknik cihazlarla arama çalışmaları yapıldı? yapılıyordu? Hangi imkanlar seferber edilebiliyordu? Bugünse neler yapılıyor? 17 tarım işçimiz trafik kazasında öldü ama dün bu kazaların çok daha vahimleri yaşanmıyor muydu? Bugün Güneydoğu insanının her istediği olmuyor ama düne göre faili meçhuller bitmedi mi? Kürtçe televizyon hayata geçmedi mi? Kürtçe seçimlik ders olmadı mı? Kürtçe dershaneler hatta özel okullar açılmadı mı? Daha ne istiyoruz? Bir dakikada tüm sorunların alatinin sihirli lambasıyla ortadan kalkmasını mı? Ali Kara Hasanoğlu yeni akit